نستغفر الله نستعيذ بالله بسم الله والحمد لله والسلام على حبيب الله السلام عليكم Düşmanlarım bana ne yapabilirler? Ben cennetimi kalbimde, bahçemi göğsümde taşıyorum. Nereye götürülsem onlar benimle beraberdir. Hapsedilmem halvettir. Memleketimden sürülmem hicrettir. Ve öldürülmemse şehadettir. Marka değil kul, vitrin değil karakter, vizyon değil nihai amaç, slogan değil yeniden, yeniden, yeniden. Davayı yüklenenlerin dudaklarından dökülen, sanki virt edindikleri, pelesenk edilmiş olan hakikatin sözcükleriydi bu sözcükler. Ey delikanlı, kalk ve dertlen diyor sanki. Gaflet uykusundan kurtul. Eyüp iken Eyüp Sultan ol diyor sanki. Dünyayı küçük adımlarımız ile değiştirebiliriz. Belki 20'li yaşlarında bir Mus'ab bin Umeyr olarak, belki 90'lı yaşlarda bir Ebu Eyyub el-Ensari olarak, her zorlukta çifte kolaylığın olduğunu bilerek. Ömür kısa, yol uzun, dava yüce. Şahsiyet meselesidir bu dava. Hayata bakış açısını belirlemeli, peygamberlerin kutlu örnekliğinden ders almalı, Bedir'den feyiz, Uhud'dan nasihat almalı, Fethül Mekke'yi bilemeli, yaratılış amacını unutmadan. Barış hayırdır, hayırlıdır Kur'ani çağrısına daim dillendirerek, kibiri ve gururu, aklı selimini ve vicdanı bertaraf ederek, gafletin mataklığından çıkıp, vahyin aydınlığını seçerek, tek olan Allah'a tek yürümeden, gönlünü verebileceğin, kandan değil, candan olabildiklerinle, Ebu Zer'ce yalnızlığı yaşarsın bazen, kavmini terk edersin, aileni terk edersin, toplumunu terk edersin. Her birinin şirk koşmuş olduğu bir iklimde, kendine sahte ilahlar, tağutlar edindiği bir dönemde, yalnızca ve sadece La ilahe illallah diyerek, atomun en küçük süzbesinden galaksilerin en üst noktasına kadar kudret imzasını koymuş yegane Rab, Allah'ın kuvvet ve kudretini hissederek yüreğinin derinliklerinde La ilahe illallah dersin. Çevrene baktıkça, acaba yalnız mıyım dersin. İnsanlık tarihinin en hayırlı üç nesline vefalı olmak. Sahabe,
tabi'in, tebeut tabi'in. Hayatlarının ilk dönemlerinde Rabbe doğru giden kutlu yolculukta Nebi'nin kutlu elini tutarkenki sürece kadar geçen zaman diliminde bu yalnızlıklarını görürsün. Bu üç nesil İslam'ın diğer nesillere aktarılmasında kilit rol oynayan, dinin intikal ve muhafazasında er oğlu erdik yapan yiğitler. İslam'ın dedikodusunu yapmayan, İslam'ı yaşama ve yaşatma noktasında anlayan ve anlatan yiğitler. Evet, nedir İslam'ın dedikodusu? Ben diyorum ki, gıybet etmeyelim. Sen de bir başkasına diyorsun ki, gıybet etmeyelim. O da bir başkasına diyor ki, gıybet etmeyelim. O başkası da bir başkasına diyor ki, gıybet etmeyelim. Sonra, bu güzel hikmet dolu öğüdün altı boş kalıyor. Hepimiz hakikati söylüyoruz. Yani onun dedikodusunu yapıyoruz. Lakin hayatımızın içerisinde bunda mazur kalabiliyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen peygamberden bahsederken, çevremizde aç komşu olmasın diye lüks, delüks, ultra lüks sitelere, özel güvenlikli alanlara kendimizi sözde halvete çekiyoruz. Dilimizde evliya kelamları, gözlerimizde ulema nazarları, adımlarımızda ve yürüyüşümüzde bir müçtehit, bir mücahit edası ve heybeti, hayatın anlamında ise İslam'ın dedikodusu. Nerede sahabenin erliği? Nerede tabiinin yiğitliği? Nerede tebeut tabiinin fedakarlıkları, gayretleri, azametleri? Selamun aleyküm derken bile sözcüklerin arasına alacağı cevaba göre menfaatleri sıkıştırmaya çalışan bir algı sahabenin derdini anlayabilir mi? Hayır, hayır. 3-5 yer makalesi birkaç televizyon canlı programı içerisinde sözleri kesildiği için giriş, gelişme ve sonuç bölümleri dağılmış, tarumar olmuş konuşmacıların övgü dolu, halbuki sövgü dolu, imana çağırırken bile küfre davet eden kısıtlı ve kesintili alıntılarıyla sahabeye dil uzatan, onların ödediği bedelleri hiç ve küçük gören bir düşünce anlayabilir mi? Ki biz Resulullah Aleyhisselam hakkındaki tüm sözlerin değerini biliyoruz. Çünkü insanlığın en hayırlısı ve en güzelidir o. Ve o güzeli ve hayırlıyı bize anlatandır bu eshab ve izinden gidenler. Şimdi peygamber sevgisinin edebiyatını yapanla bu sevgiyi ve sevdayı ve vefayı yaşayıp özetleyen biri olur mu? Medine'nin bayram yaptığı gün ile Medine'nin kedere battığı günü ancak Enes bin Malikler anlayabilir, anlatabilir. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'ni Münevvere'ye 25'li yaşlarında genç Mus'ab bin Ümeyr'i, Esad bin Zürare İslam'ı kendilerine anlatacak bir muallim istediği için yanında doğuştan ama Abdullah bin Ümmü Mektum'la beraber Medine'ye göndermişti. Gerçi Medine'de gezdirdiğim kişiler hatırlayacaklar. Güney-batı kısmında Kubbetül Panoramiye'de hemen kenarında Rafi bin Mali'nin Yusuf suresini ilk Medine'de açık açık okudu Beni Zürek Mescidi'nin olduğu bölgeye rağmen tüm Medine'yi kuşatacak bir muallim
terbiyesini satırlardan değil, Allah Resulü'nün sadrından, yüreğinden alan, kelimeleri yapraklar arasına değil, Nebi'nin hayatından alabilecek ve almış olan, Allah'ın elçisinin elçisi olan birisini arz etmişler ve Allah Resulü bu yüzden onlara hitabetin kuvvetiyle değil, yaşamın tesiriyle örneklik gösterecek Mus'ab bin Umeyr'i, gözleri görmese de gönül gözü açık olan İbni Mektum'u göndermişti. Mus'ab bin Umeyr Medine'de Mukri diye anılırdı. İmamlık yapar, namaz kıldırırdı. Resulullah aleyhisselam Medine'ye hicret edip gelmeden önce, Mus'ab bin Umeyr, Müslümanları cuma için toplamak üzere yazı yazıp izin istemişti. Allah Resulü de, salat selam ona olsun, bunu yapmasını cevaben yazdığı yazısında ona bildirmişti. Usayd bin Hudayr, cahiliye ve İslamiyet devrinde, babasından sonra kavminin efendisiydi. Kendilerinde okuma yazma bilme gibi, yiğitlik gibi, iyi ok atma özellikleri gibi vasıflar bulunanlara cahiliye devrinde kamil derlerdi. Yani yiğitlik vasıfları kendisinde toplanmış anlamında. Usayd bin Hudayr da bunların hepsi toplandığı için bu mana ile anlamlandırılırdı. Esad bin Zürare bir gün Mus'ab bin Umeyr'i yanına alarak Abdüleşel oğullarıyla Zafer oğullarının evlerine doğru götürdü. Esad bin Zürare radıyallahu an Sa'd bin Muaz'ın halasının oğluydu. Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr, Zafer oğullarının bostanlarından birine girdiler. Oradaki Mark diye anılan kuyunun başına oturdular. Medinelilerden Müslüman olan kimseler de onların yanına toplandılar. Sa'd bin Muaz ile Usayd bin Hudayr o zaman Abdüleşhel oğulların kabilesinin efendileri, ulu kişileriydiler. Kavimlerinin dininde ve müşriktiler. Bunlar Esad bin Zürare'nin Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ı oraya getirdiğini ve başına bazı kimselerin toplandığını işitince Sa'd bin Muaz, Usayd bin Hudeyr'e "Sen işini iyi bilen ve kimsenin yardımına muhtaç olmayan bir adamsın. Zayıflarımızın inançlarını bozmak için beldemize gelmiş olan şu adamların yanına git de kendilerini azarla ve mahallemize, beldemize gelmekten onları men et. Bilirsin ki Esad bin Zürare benim akrabam olmasaydı bu işi kendim yapmaya yeterdim. O halamın oğlu olduğu için üzerine varmaya hal bulamadım," dedi. Bunun üzerine yiğit delikanlı, oraların kabadayısı, Usayd bin Hudayr hemen kısa mizrağını alıp onlara doğru ilerledi. Esad bin Zürare onu görünce Hazreti Mus'ab bin Umeyr'e "Şu yanına gelen adam kavminin efendisi, ulu kişisidir," dedi. Hazreti Mus'ab bin Umeyr de "Oturursa kendisiyle konuşurum," dedi. Usayd bin Hudayr sert bakışıyla, itici tiplemesiyle sövüp sayarak gelip tepelerine dikildi ve "Sizi bize getiren nedir? Zayıflarımızın inançlarını mı bozacaksınız? Ey Esad, sen şu yabancı kovulmuş adamı zayıflarımızın inançlarını batıl ile bozmak ve onları ona davet etmek için mi getirdin? Senin bundan sonra çevremizde bir daha bir şey yaptığını görmeyeyim ey yabancı.
Eğer hayatınız size gerekiyorsa hemen yanımızdan ayrılıp gidiniz, dedi. Musab bin Umeyr, Esad bin Zürare'nin yanında onun misafirliğindeydi. Haricen Allah Resulü'nün temsilcisiydi. Aslında Üseyd'e layıki veçile karşılık da verebilirdi. Öfke ise öfke, kana kan, dişe diş. Hayır, hayır, hayır. Musab bin Umeyr ayağa kalktı. Mütebessim çehresiyle Üseyd'in omuzlarına dokundu. Dostum, dostum dedi. Biraz oturup söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul edersin. Beğenmezsen, hoşuna gitmezse dinlemekten yüz çevirirsin. Olmaz mı dedi. Allah Resulü kıymetlimiz, biricik rehberimiz, önderimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den böyle öğrenmişti çünkü. Ne ifrat ne tefrit vardı ne de takiye vardı hayatlarında. Küfrün bataklığından kurtulmuşlardı Mekke'nin karanlığında. O bataklıkta olanlara karşı o yüzden hissiyatlarının en derinliğinden gelen şefkatle merhametliydiler. Üseyd, bu muhteşem tebliğcinin harikulade ahlakı karşısında dalgalananın ardından durulan bir deniz gibi doğru bir söz söyledin yabancı. Evet, sen söyle. Eğer hoşuma giderse, aklıma uyarsa, aklım da bunu tasdik eder, kabul ederse neden olmasın? Ya da reddederim. Mızrağını yere sapladı Üseyd bin Hudayr ve sonra oturuverdi onlarla. Saat uzaktan izliyor. Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh, Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın kendisine İslamiyet'i anlatan konuşmalarının sonunda Kur'an-ı Kerim'le yaptığı tebliğin peşinden rengi soldu, benzi attı. Allah'ın kitabını okuyarak yüreklerinin ürpereceği vakit gelmedi mi ayetini sanki daha evvelden yüreğinde hissetmiş gibi. Bu ayet ki onların derilerini ürpertir, yüreklerini derinden derine sarsar hakikatince. Üseyd bin Hudayr, Hazreti Musab bin Umeyr'in sözlerini ve Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman vallahi diyor Esad bin Zürare, o daha konuşmadan önce Üseyd'in yüzünde İslam'ın nurunun parladığını ve yumuşadığını hissettik. Üseyd bin Hudayr, Kur'an-ı Kerim hakkında, ey yabancı, bu ne kadar güzel bir söz, ne kadar yüce bir söz. Şairlerin şiirlerini bilirim, Yemen'in sözlerini, Kisra'nın sarayındaki türküleri, Şam saraylarında yankılanan ağıtları, hikayeleri. Ben böyle bir söz duymadım. Ey yabancı, bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor? Musab bin Umeyr'de sevinç, Esad bin Zürare'de sevinç. Gusledip temizlenirsin. Bütün vücudunu ve elbiseni temizlersin. Sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek
aklımda hiçbir şüphe kalmayacak, gönlümde hiçbir tereddüce yer kalmayacak şekilde şahidlik eder haykırırım ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Aynı samimiyetle şahidlik eder haykırırım ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Denileni yaptı. Şehadet getirdi. Ve gerimde bir adam var ki onu size yönlendireceğim. Eğer o size tabi olursa o zaman onun kavminden hiçbir kimse ona muhalefet etmez, geri kalmaz. O adam Sa'd bin Muaz'dır. O da benim gibi bir öfke doludur. Ama okuduğunuz şu Kur'an'ın sözleriyle yumuşayacağını ve onun da İslam'la şerefleneceğini düşünüyorum dedi. Mızrağını aldı, Sa'd bin Muaz'ın ve kavminin yanına döndü. Bir araya toplanmış oturuyorlar, uzaktan seyrediyorlardı. Üseyd bin Hudayr gelirken Sa'd bin Muaz ona bakınca, ''Vallahi Üseyd, yanımızdan gidişinden farklı bir yüzle geldin bize.'' O iki adamla konuştum. Onlarda bir sakınca görmedim. Bununla birlikte onlarla gidip senin de görüşmeni isterim dedi. Sa'd Hüseyin'e kızgın bir şekilde Esad bin Zürare'ye de öfkeyle ikisinin yanına geldi. Ama onları sakin ve telaşsız görünce Üseyd bin Hüdeyr'in ancak onların söyleyeceklerini dinlediğini hissetti. Geldi, sövdü, saydı, bağırdı, çağırdı, hakaretler yağdırdı Esad bin Zürare'ye. Ey Ebu İmame, seninle aramızdaki akrabalık olmasaydı bu adamı benden kurtaramazsın. Siz bizim hoşlanmadığımız şeyi evlerimizin içine mi sokacaksınız? Sen şu yabancı, kovulmuş adamı evlerimize, zayıflarımızın inançlarını batıl şeylerle bozmak ve ondan davet etmek için mi getirdin? Musab bin Umeyr, ey dost, buyur, söyleyeceklerimi dinlesen dedi. Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen hoşuna gitmezsin, yüz çevirirsin, olmaz mı? İnsaf sahibi insan, İnsaf sahibi olan küfrün içindeki adam, objektif bir algı içerisinde Allah'ı tevhid akidesince elçilerini bulurdu. Musab bin Umeyr, Sa'd bin Muaz'a Zuhruf suresinin baş tarafından 5 ayet okumuştu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Hamim. Apaçık kitaba yemin olsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta, levh-i mahfuzda mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsam mutlaka. Onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Bu Sa'd bin Muaz'ın Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr'in yanına tehdit etmek üzere ikinci gelişiydi. Sa'd bin Muaz, Mus'ab bin Umeyr'in İslamiyet hakkındaki sözlerini ve okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr konuşma bitmeden Sa'd'ın yüzünde o hakikati fark etmişlerdi. Ve böylece tehdit ve hiddet sahibi iki tane yiğit İslam ile şeref bulmuşlardı. Ya işte böyle. Zamanın Üseydilerine, Sa'dlarına, dostum gel otur biraz dinle olmaz mı diyemedik. Çünkü biz hiç Mus'ab gibi bir peygamber temsilcisi, güzel ahlak abidesi olmayı hedefleyemedik. Masa nisa kasa sevdası, mücahitken müteahhit olma belası, söylemlerin edebiyatında kalmanın, 3-5 SMS ile yardım göndermenin, birkaç çay ve kuru pasta yüklü sohbet halkasında bulunmanın yeterliliği içerisinde tıkılıp kalıverdik ve bazen bizim birbirimizi kırıp dökme, yiyip bitirme, hatta yaşam ve özgürlük hakkı tanımama gibi maalesef daha önemli gündemlerimiz oldu. Ne mal, ne mülk, ne nam, ne zevk-ü sefa. Resulullah Aleyhisselam'ın tek bir isteği ve beklentisi vardı. O da kendi iyilikleri için insanlar düşünüp iman etsinlerdi. Ah bir anlayabilseydik. Ah bir anlatabilseydik. Tarihte hayatı tamamıyla kaydedilen tek peygamber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hayatında geçen önemli olaylarla birlikte ömrünün doğumundan vefatına kadar tamamı günlük hayatı tarih sayfalarında
yerini almıştır. Bütün söz, iş, hareket, diyalog ve karakterinin teferruatı, hatta nasıl yürüdüğü, oturması, ibadet etmesi gibi hayat tarzının en ince detayları dahi bilinir. Resulullah Aleyhisselam hakkında bugüne kadar dünyanın her yerinde sayısız eser yayınlanmış. Bunlardan bir kısmı Resulullah Aleyhisselam ve İslamiyet aleyhine bir takdim uydurmalar ve hurafelerle doluyken, diğer bir kısmı ise hakkaniyet ilkelerine uygun, ciddi ve tarafsız eserler olmuş. Batı dünyası tarihsel olarak İslamiyet'e ve onun peygamberine genelde hep düşmanca bir tavır içinde olmuş. Ancak Rönesans ile birlikte ortaya çıkan bir takım felsefi akımlar Hristiyanlığı ve kiliseyi tenkit etmeye başlayınca Batı'nın İslam'a karşı olan tutumunda nispi bir değişiklik olmuş. Şöyle ki Voltaire, Auguste ve Marx gibi maddeci, materyalist filozofların eleştirilerinden bunalan Hristiyan dünyası, ateist, tanrı tanımaz akımlar karşısında kendini müdafaadan aciz hale gelmiş. O kadar ki Hristiyan dünyası materyalist felsefe akımları karşısında Müslümanlarla Hristiyanların birleşmelerini tavsiye edecek duruma gelmiş. İşte bu ortam içinde bazı ilim adamları ve sosyologlar Müslümanlık ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam hakkındaki fikirlerinde bir yumuşama başlamış ve bu süreçte Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı, ahlakı ve seciyesini inceleyen ciddi ve tarafsız eserler yazılmaya başlamış. Bu gibi ciddi ve tarafsız eserlerde kendine bu kadar inanan bir adamın asla gayri samimi olamayacağı, etrafına bu kadar kısa zamanda tesir edebilmesi için çok büyük bir imana sahip olması gerektiği ortak bir dille ifade edilmiş. Bugüne kadar yazılan eserlerde kıymetlimiz Resulullah Aleyhisselam'a atfedilen kusurlar, hatalar ve hatta hilelerin tamamıyla kilise tarafından uydurulan iftiralar olduğunu ve bütün bunların kötü bir taassubun neticesi olduğunu gene batılı yazıların kendileri ortaya atarak ifade etmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah övmüştür. Kitab-ı Kadim'inde vasıf ve sıfatlarıyla övmüştür. Evvelki kitap ve suhuflarda nebilerinin lisanına vermiş olduğu sözleriyle övmüştür. O yüzden onun bir beşer tarafından ekstradan övülmeye ihtiyacı hiçbir zaman yoktur ve olmamıştır da. Lakin insaf sahibi objektif değerlerin Peygamber Aleyhisselam'ın vasıflarını hakkını eda etmeye çalıştıkları ölçüde dile getirmeleri onların hidayete açılacak kapılar için önemlidir. Mekke'nin ilk döneminde Allah Resulü'nün ashabından Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Erkam'ın evinde gizli gizli Osmanları, Abdurrahmanları, Ebu Ubeydeleri, Bilalleri çağırırken ilk başta Peygamber Aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini soruyordu. Abdullah'ın oğlu Muhammed hakkında ne dersiniz derdi. Güzel bir hüsnü şehadet duyduktan sonra işte güzel şehadetinden bahsettiğin kişi Allah'ın Resulüdür deyip imanın kapısını böyle aralamalarına sebebiyet verirdi. Lamartin diyor ki eğer niyetin tasarının büyüklüğünü, imkanların azlığı ve ulaşılan sonuçların sınırsızlığı, insanın dahi oluşunun üç ölçüsü ise, modern tarihteki herhangi bir adamı, Hazreti Muhammed ile kıyase ve mukayese etmeye kim cesaret edebilir? Diğer tarih yapıcılar sadece kanunlar yapmışlar. Ordular, imparatorluklar idare etmişler. Genellikle, kendilerinin ömrüyle sınırlı maddi güçler, iktidarlar kurmuşlardır. Fakat Hazreti Muhammed ruhlara etki ederek hukuku öne çıkarmış ve dünyanın üçte birine yayılmış milyonlarca insanı, imparatorlukları, halkları ve hanedanlıkları idare etmiştir. Her dilden, her ırktan bir manevi toplum kurmuş ve
Müslüman toplumun silinmez karakterini sahte tanrılara inanmamak ve tek tanrıya bağlanma çizgisine oturtmuştur. Filozof, hatip, havari, yasa koyucu, savaşçı, fikirlerin fatihi, resim ve ikonlardan uzak bir kültün düzenleyicisi, 20 dünyevi bir tane de manevi imparatorluğun kurucusu, işte o Hazreti Muhammed'dir. Hangi konuda olursa olsun o, yüce bir insanlık örneği, ondan daha büyük bir insan olabilir mi? Demiştir. Bir Cizvit rahibesi olan Karen Armstrong şöyle diyordu. Hicretten sonra Hazreti Muhammed gerek ruhsal ve gerekse politik anlamda muazzam bir başarıya kavuşmuştur. Bazı batılı eleştirmenlerin iddia ettiğinin aksine Hazreti Muhammed'in vizyonu güç şehvetiyle lekelenmemiştir. Asla Allah merkezli olmaktan uzaklaşmamıştır. Hazreti Muhammed sadece Arabistan'ı değil, tüm dünya tarihini değiştirmiş büyük bir liderdir. Smith Bosworth, Muhammed ve Muhammedilik adlı eserinde de şöyle itirafta bulunur. Hazreti Muhammed, caminin imamı olduğu gibi devletin de başıdır. O hem Sezar'dır hem de Papa aynı anda. Ancak Papa'nın gösterişinden yoksun bir Papa'dır. Sezar'ın Romalı tümeninden yoksun bir Sezar. Sabit bir ordusu olmayan, muhafızı bulunmayan, saraydan sabit bir geliri olmayan bu kişi, gerçek ilahi bilgi ile hükmetme hakkına sahip olan Hazreti Muhammed'dir. Çünkü o hiçbir vasıta ve desteğe sahip değilken bütün güç ve iktidarın sahibiydi. Bir başka batılı Stanley Lampole, Peygamber Muhammed'in Konuşma ve Sohbetler adlı eserinde şöyle itiraf eder. Hazreti Muhammed'in düşmanlarına en büyük galebeyi çaldığı gün, kendisine karşı da en büyük zaferi kazandığı gündür. O gün Kureyş'i hiçbir karşılık olmaksızın affetti ve bütün Mekke halkı için genel af ilan etti. Ordusu da onun yolundan gitmiş. Sessiz ve barış içinde şehre girmişti. Hiçbir ev soyulup talan edilmemiş, hiçbir kadın tahkir edilmemişti. Yalnız tek bir şey tahrip edildi. Hazreti Muhammed Kabe'ye gidip 360 putun önünde durmuş ve asasıyla puta dokunarak şöyle demiştir. Hak geldi, batıl zahil oldu. Allah'ın ayeti ve ca'el hak ve zehekel batıl. İnnel batıle kâne zahukâ. Bu söz üzerine yanındakiler putların hepsini kırarak alaşağı etmişlerdi. Bu şekilde Allah'ın evindeki ve Mekke havalisindeki bütün putlar tahrip edildi. Böylece Hazreti Muhammed kendi beldesine yeniden kavuştu. Tarihteki bunca fetihler arasında Hazreti Muhammed'in salat ve selaman olsun diye biz ekleyelim, kıyaslanabilir başka bir zafer yoktur. Ve Arthur Gilman da şöyle der. Mekke'nin fethi vesilesiyle Hazreti Muhammed'in yüceliğini görmekteyiz. Geçmişte kendilerine yapılanların etkisi onu pekala intikama yöneltebilirdi. Ama o ordusunu her türlü kan dökmekten alıkoydu. Büyük bir şefkat gösterdi ve tevazu içinde Allah'a şükretti.
sadece 10 veya 12 kişi daha önce zalimce davrandıklarından geri adım atmayıp, af yolunu tutmayıp mahkum edilmiş ve bunlardan 4'ü de kısasla cezalanmış. Fakat bu da diğer fatihlerin hareketleriyle kıyaslandığında fazlasıyla insani. Mesela 1099'da Kudüs'ü alan Haçlıların zulmüyle mukayese edilemez. Haçlılar Kudüs'ü aldıklarında kadın, erkek, yardıma muhtaç çocuk 70 bin Müslüman öldürmüşlerdi. Parantezi ben açayım. Bugünkü takipçileri gibi. Hazreti Muhammed'in zaferi gerçekten dindendir. Siyasetten değildir. O her türlü şahsi sadakat yeminini reddetti. Ve hükümdarlık otoritesinden uzak durdu diyordu. Edward Gibbon da şunları söylüyordu. Bizde hayranlık uyandıran onun dininin yayılmasının değil, istikrarıdır. Mekke ve Medine'de yer eden Kur'an'ın aynı saf ve mükemmel etkisi 12 asır sonra Hintli, Afrikalı ve Türkler tarafından benimsenip aynen muhafaza edilmiştir. Müslümanlar muntazam olarak dini hedeflerine zıt olan günahlara karşı koyarlar. Müminin inancı hiçbir put imajıyla bayağılaşmamıştır. Peygamberin şanı asla imani faziletten öteye geçmemiştir. Ve onun hayatındaki ahlak kuralları, mantık ve din sınırları dahilinde hep iyilikleri korumuştur. Bir bilim adamı da şunları yazmış, demiştir ki, nübüvvetin hiçbir döneminde asla kendinde olağanüstü güçler iddia etmeyen Allah'ın bu çok insancıl peygamberi, insanları dinine çevirmeye evvela halkı içinde, kendi ailesinden başlamıştı. Onunla münasebeti olan herkes üzerinde dikkate değer bir şahsi etkisi vardı. O, dinine bir defa girmiş olan hiç kimseden, ne fakr-ı zaruret içinde ve yurdundan göçmüşken, ne de yüksek refah düzeyindeyken bir vefasızlık görmemiştir. Kendine ve aldığı vahye olan güveni zulme uğradığında, maddi gücü azken büyük güçlere ve düşmanlarına galip geldiği zamankinden belki de daha fazlaydı. Hazreti Muhammed yaşadığı gibi vefat etti. İlk dava arkadaşlarının yanında. Irving Washington'a göre onun büyük askeri zaferleri onda ne gurur ne de mağrur bir sevinç uyandırmıştı. En güçlü zamanlarında dahi o sade bir yaşam sürdü. Bir odaya girdiğinde biraz fazla saygı gösterilse gerçekten üzülürdü. O evrensel bir hakimiyeti hedef edinmişse bu dinin ve hakkın hakimiyetidir. Major Arthur Leonard'ın deyişiyle Hazreti Muhammed'in İslam'ın ruhunu derinlemesine anlamak isteyen öğrenci bizzat başlangıçta şunu anlamalıdır ki Hazreti Muhammed manevi bir gezgin veya pespaye ve zamanına uyan bir derbeder değildir. O her çağın ve tarihin en engin, samimi ve gerçek önderlerindendir ve en gerçeğidir. İnsanlığın yetiştirdiği sadece büyük değil, en doğru bir adamdır, en büyüdür. Yalnız bir peygamber olarak büyük değil, aynı zamanda bir vatanperver ve devlet adamı olarak da büyük.
manevi olduğu kadar maddi olarak da büyük bir milletin, büyük bir imparatorluğun kurucusudur bu yüce insan. Hatta bunlardan öte daha büyük bir iman ve kendine, halkına ve hepsinin üzerinde Allah'a karşı dürüst bir insan. Bunu idrak eden öğrenci, İslam'ın bağlılarına, insanlığın karanlıklarından nur ve hakkın yüksek diyarına doğru yücelten, engin ve gerçek bir inanç olduğunu tasdik edecektir. Bir başka batılı yazar James McKinnor şöyle söyler: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vahye mazhar olan ve İslam'ı inşa eden insan, milattan sonra 570 civarında putlara tapan bir Arap kabilesinde dünyaya geldi. Sonra bir takım acı ve dehşete düşürücü olaylar içinde Allah'ın kelamı ona Melek Cebrail vasıtasıyla vahyolunmaya başladı. Kendinden önceki tüm peygamberler gibi Hazreti Muhammed aleyhisselam Allah'ın kelamını, sözünü yaymak için kendisinin nakıs olduğu bilerek gayet dikkatli bir mücadele verdi. Melek oku diye emretti. Oysa bildiğimiz kadarıyla Hazreti Muhammed'in okuma yazması yoktu. Fakat o kendine vahyolunan sözleri yazmaya başladı. Dünyanın büyük bir kısmını tamamen değiştirecekti bu söz. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed, olağanüstü şahsiyetinin gücüyle Arabistan ve doğudaki hayatı her şeyiyle değiştirmişti. O, putları kendi elleriyle paramparça etti ve ancak yalnız tek Allah'a kulluk edilen bir dini kurdu. Nathaniel Schmidt'e göre Hazreti Muhammed'in esaslı samimiyetinden şüphe edilemez. Tarihe tenkitçi bir gözle bakıldığında, her kanıt değerlendirildiğinde onun hiçbir çıkar gözetmeksizin fiziki hayatları ne olursa olsun muhtelif zaman ve durumlarda hakkı söyleyen, yüce düşünceleri öğreten ve beyan eden peygamberler zincirinden olduğu gerçeğini teslim edecektir ki o peygamberler asil davranmış ve bu yönde ilkeler koymuşlar ve yüce çağrılarını korkusuzca haykırmışlar. Davetlerini güçleri yettiği kadar hiç dinlenmeksizin sürdürmüşlerdir. Hogarth ise şunları yazmıştır. Onun hayatı, bütün hareketleri günümüzde milyonların kabul ettiği, bildikleri ve şuurlu olarak uyguladığı bir sistemi kurumsallaştırmıştır. İnsanoğlunun ufak dahi olsa hiçbir kısmı böyle bir insanın hareketlerinin en ayrıntıdaki kısmını dahi titizlikle uyup taklit etmemiştir. Hristiyanlığın kurucularının davranışları hiçbir şekilde takipçilerinin günlük hayatını düzenlememiştir. Bu bakımdan hiçbir dinin kurucusu Hazreti Muhammed gibi tek başına yüksek bir yer elde etmemiştir. George Bernard Shaw şöyle der: Ben Hazreti Muhammed'in dinini harikulade canlılığından ötürü hep takdir etmişimdir. İslam, varlığın değişen veçhesine uyarlanabilir kabiliyete sahip tek din. Böylece İslam her çağa hitap ediyor. Benim tahminime göre diyor, Hazreti Muhammed'in inancı bugün Avrupa'da kabul edilmeye başlandığı gibi gelecekte de kabul görecektir. Orta Çağ Kilisesi ya cahilliklerinden ya da bağnazlıklarından
Muhammediliği hep kara renklere boyayarak anlatmışlardı. Onlar aslında hem Hazreti Muhammed'den hem de onun dininden nefret edecek şekilde eğitilmişlerdi. Onlara göre Hazreti Muhammed, Hazreti İsa karşıtıydı. Oysa ben onu, o harikulade insanı inceledim. Benim kanaatime göre değil Hazreti İsa düşman olmak, ona insanlığın kurtarıcısı demek gerekir. Günümüz dünyası onun gibi bir peygamberin etkisi altına girse, sorunları çok ihtiyaç duyulan barış ve mutluluk getirecek şekilde çözüleceğine inanıyorum. Avrupa, Hazreti Muhammed'in akidesinin aşkına girmeye başlamıştır. Gelecek yüzyılda Avrupa sorunlarının çözümünü bu inanç içinde görmeye kadar gidebilir. William Müller'e göre şüphesiz saf, tek tanrı inancı, adalet ve insanlık üzerine kurulu düzeni ile İslam, Orta Afrikalılar gibi putçuluk ve fetişizm batağındaki ırklardan çok yüksekte olup, böyle insanların ahlakını da büyük ölçüde itidale çekerek düzeltmektedir. Bir bilim adamı Lancelot Lawton şöyle der: bir din olarak itiraf edilmelidir ki Hazreti Muhammed'in dini Afrika'ya Hristiyanlıktan daha çok yakışır. Aslında şunu söylemem gerekir ki bütün dünyaya çok yakışır. Bütün dünyaya. Onun özellikleri insanı insan yapması şeklinde özetlenebilir. İslam insandan bir tanrı çıkarmaya çalışmaz ama onun iyi bir komşu olmasını sağlar. Napolyon Bonaparte'sa şöyle der: Allah'ın varlığını Musa kavmine, Mesih ise Roma alemine, Hazreti Muhammed ise bütün kıtaya yaydı. Hazreti İsa'dan 6 asır sonra Arabistan putperestlik içindeyken Hazreti Muhammed, İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın Allah'ını tanıttı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ne babası ne de oğlu olan tek bir tanrıdan başkasının olmadığını ve teslisin ortak koşma anlamına geldiğini açıkladı. Bütün ülkelerin ferasetli ve eğitilmiş insanlarını birleştirerek yegane doğru ve insanları mutluluğa eriştirecek olan ilahi bir yapı kurmuştur. Andy Thomas'a göre Hazreti Muhammed Aleyhisselam hayatını hiçbir esrarın, hiçbir bilinmezin sarıp sarmalamadığı gerçek bir tarihi şahsiyet olarak kaldı. Gerek özel, gerek toplum içindeki hayatının her ayrıntısı itina ile kaydedildi. Sözleri, davranışları, yapıp ettikleri bir bir zapta geçirildi. Bu evrensel peygamber Hazreti İsa'dan 6 asır sonra dünyaya gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Duffer and Merkin'e göre Avrupa orta çağın karanlığından kurtuluşunu büyük ölçüde Müslüman bilimine, Müslüman sanatına ve Müslüman eserlerine borçludur. G.H. Denison da şunları ekler: 5 ve 6. yüzyıllarda medeni dünya kaosa girmişti. O zaman tesisi 4000 yıl süren büyük medeniyetin dağılma sınırına geldiği görülüyordu. İnsanlar her kavmin ve bölüğün birbirine karşı olduğu, kanun ve nizamın bilinmediği bir zulme yönelmişlerdi. Hristiyanlık tarafından yeni ortaya atılan müeyyide ve cezalar, birlik ve düzen yerine daha çok bölünme ve tahrip yoluna hizmet ediyordu.
Doğu ve Güney dünyası diye bilinen bütün bölgeyi birleştirecek bu insan, işte bu insanlar arasında doğmuştu. Hieyar gibi göre, İslam insanlığa hizmet vermektedir. Başka bir toplum insanları ve ırkları bu kadar statüde, fırsatta ve çalışmada eşit birleştirememiştir. Afrika, Hindistan ve Endonezya'nın büyük Müslüman toplumları, belki Japonya'daki küçük İslam cemaati dahi, İslam'ın hala uzlaştırılması mümkün olmayan ırk ve gelenekleri bir araya getirecek kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Şayet Doğu ve Batı'daki büyük toplumların ihtilafının yerini işbirliği alacaksa, İslam'ın arabuluculuğu zaruri bir şarttır, diyordu. Toynbee de şunu ekler: Müslümanlar arasında ırkçılığın söndürülmesi, İslam'ın önemli başarılarından biridir ve öyle görülmektedir ki, günümüz dünyasında bu İslami faziletin yayılmasına gerçekten derin ihtiyaç vardır. Edward Mantell da şunları yazar: İslam, etimolojik ve tarihi olarak bu terimden anlaşıldığı şekliyle, geniş anlamda esas itibarıyla rasyonel bir dindir. Burada rasyonalizm tanımını dini inançları mantığa tam olarak uygun olan bir sistem olarak alabiliriz. Şevk ve hüküm sahibi olan Hazreti Muhammed'in iman ve inanç ateşesine sahip olduğu gerçektir. Onun taraftarlarına verdiği yüce nitelikler, onun vahiy ile gelen reformuyla ortaya çıkmıştır. Ancak vahiy yolu yalnız yollardan biridir. Onun dininde mantık üzerine kurulu inançların bir araya geldiğine dair işaretleri görürsünüz. Bu öğretinin ve dini işlerin sadelik ve açıklığı, İslami hareketin çok belirgin özelliklerdendir. Bütün dini karmaşıklardan arınmış ve bunun sonucundaki normal idraklere böylesine kabul edilebilir olan bu açık akidenin, insanların bilinçlerine hakim olabilecek muhteşem güce sahip olması beklenir. Aslında mutlaka da sahiptir. Archibald Hamilton şöyle der: Olgunluk çağına erdiğimden beri İslam'ın güzellik, sadelik ve saflığı bana hep çekici gelmişti. Bir Hristiyan olarak doğup büyümeme rağmen kilisenin dogmatik tavrına hiç inanamamışımdır. Körü körüne inanmak yerine hep mantık ve sağduyuma başvurmuşumdur. Zaman geçtikçe yaratıcım ile barış ve uyum içinde olmayı arzuladım. Hem Roma Kilisesi'nin hem de İngiliz Kilisesi'nin bana gerçekten faydalı olamayacağını gördüm. Müslüman olurken sadece idrak ve şuurumun dediğine uydum. Ve o zamandan beri kendimi daha iyi ve doğru bir insan olarak hissediyorum. İslam, insanlığın günahsız, kötülüksüz devamını talim yoluyla sağlamaktadır. Efendi, köle, zengin, fakir, hepsinin bir olduğunu, aynı esastan geldiklerini, aynı ruha sahip olduklarını ve eşit olarak zihni, manevi ve ahlaki marifet ve kabiliyetle teçhiz edildiklerini kadın erkek herkese anlatmaktadır. Sonuç olarak söylemek isterim ki İslam hayatın her gününü, her anını düzenlerken, bugün güya Hristiyanlık denilen din mensuplarına pazar günleri Tanrı'ya ve haftanın kalan günleri onun yarattıklarına ibadeti göstermektedir, der. Alexander Russell Webb ise şöyle der: 20 yaşıma geldiğimde ve fiilen kendi kendime hükmedebildiğim zaman, kilisenin sıkıcılığı ve tehditlerinden öyle bıkmıştım ki, ondan hemen uzaklaştım ve bir daha dönmedim. Çok şükür, araştırıcı bir zihne sahip olduğumdan, her şeye mantıklı bir izah istiyordum. Ne inananları, ne de ruhbanları, bu inancın bana hiçbir mantıklı izahını veremediği gibi,
bana bunların ya sır olduğunu ya da benim idrakimin fevkinde olduğunu söylüyorlardı. Hak din olan İslam'ın esası Allah'ın istediğine teslimiyettir ve bunun temeli de ibadettir. İslam, evrensel kardeşliğe, evrensel sevgiye, evrensel iyiliğe çağırmakta ve kalp temizliği, hareketlerin temizliği, konuşmanın temizliği ve tam bir fiziki temizlik istemektedir. Şüphesiz İslam, insanoğlunun bildiği en sade ve en yüce dindir. Hülasa da sair da sayye da birçok yorumcu, yazar, filozof, bilim adamı vesaire nice görüşler. Kısacası dünya şu veya bu şekilde büyüklüğünü göstermiş binlerce insana şahit olmuştur. Nice büyük krallar, savaşçılar, fatihler, filozoflar, kanun adamları, şairler ve komutanlar bu dünyadan gelip geçtiler. Hepsi de şöyle veya böyle insanların hayatlarını bir derece etkilemişlerdir. Ancak hiçbirinin etkisi ebedi ve kalıcı olmamıştır. Hiçbiri insan hayatını bütünüyle etkileyebilmiş değildir. Hayatı bütünüyle etkileyen sadece Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. O hayatın her anına adaleti ve iyiliği hakim kılmıştır. Baskı ve zora dayanmaksızın sadece toprak ve ülkeleri değil, insanların ruhlarını ve kalplerini fethetmiştir. Selam olsun. Onun kutlu yolunu yol edinenlere, Rab'le yalnızlığını bulunca, kimsesiz ve çaresizliğini, Resul'ün yolundan bularak ahir zaman sahabesi olabilmeyi dert edinebilenlere. Selam olsun. Akıp gitmekte olan ömür sermayesini ve zaman mefhumunu dert edinmeyerek ebedi cennetlere yol edinenlere. Attığı hiçbir adımı küçümsemeyenlere. Tikrit sokaklarındaki bir Selahaddin'in duyacağı marangoz hikayesini ümit edenlere. Tarihin sayfalarında unutulacak olsa da tarihin ve her şeyin sahibi Allah katında unutulmamaya namz edenlere. Dünyanın her yerinde zulüm gelen kardeşleri için yüreğinde bir dert taşıyanlara. İlahi Kelimatullah davasına kenarından köşesinden tutma gayretiyle, kızıl elma sevdasıyla birleştirenlere, selam olsun. Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edenlere. Bu haftaki radyo sohbetimiz de bitti. Bize ve çalışmalarımıza adnansensoy.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm.